Şöyle bunlar gemimin zeminini oluşturacak. Bu da şöyle bir direk yapacak bana, direk olacak. Şimdi ben öncelikle bu iki parçayı birleştireceğim. Bir bant yardımıyla birleştireceğim. Ki ortalarında şöyle bir delik açabileyim. Bu çubuğu yerleştirecek kadar. Ama bu çubuk birazcık uzun. Bunu biraz kıl testereyle kısaltalım. Şimdi bununla işim bitti. Matkabımı geri almam gerekiyor. Arkaya koymuştum ama çünkü dediğim gibi burada bir delik açacağım. Bu bir direk olacak çünkü. Bu direği buraya yerleştirmek için matkapla bir delik açacağız. O yüzden ben matkabımı geri alıyorum. Şimdi ben matkapla delmeden önce bu iki parçayı şöyle güzelce bir birleştirmek istiyorum. Zaten bu parçaları birleştireceğim. Şu anda delik açmak için, ben delik açarken sabit durmalarını istediğim için böyle bir işlem yapıyorum. Şöyle orta noktadan bir delik açacağız. Oldu, süper oldu. Bilmiyorum şu anda gözünüze canlandırabiliyor musunuz böyle şimdi direği dikince nasıl bir gemiye dönüşecek? Belki merak ediyorsunuz ama çok az bir zaman sonra nasıl dönüşeceğini sizlere göstereceğim. Şimdi ben bu iki parçamı diyorum ki hızlı bir şekilde ahşap zımbamla hemen birleştireyim. Şöyle alt kısmından şuradan hemen iki ahşap zımbası çakacağım. Hatta şöyle bantlıyken yapayım ki o işlemi çok daha kolay olacaktır. Bakalım işe yarayacak mı? Oldu. İşte bu. Bakın tuttu. Şimdi diğer bölümünde de yapalım aynısını. Ahşap zımbanız yoksa bunu neyle yapabilirsiniz? Tabii ki bir çivi ve bir çekiç yeterli olacaktır. Böyle birbirine çakabilirsiniz. Hatta hani böyle bir şey yapmak istemiyorsanız direkt bağlayabilirsiniz. Buradan böyle iple bağlayabilirsiniz. Yeter ki bunlar bir arada dursun. Bizim için yeterli. Bakalım. Parçamızı da yerleştiriyorum. Tamamdır. Süper. Şimdi ne yapalım? Buna bir yelken yapalım. Gömlek parçalarım burada. Bir de şöyle bir sürfile makasım var benim. Şöyle bakın ucu tırtıklı bu makasın. Bu makasla kestiğinizde ipler kaçma yapmayacaktır ve kenarı tırtıklı duracak. Ben öyle durmasını istiyorum. O yüzden de bu sürfile makasımla keseceğim bu yelkeni. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya bir şöyle bir küçük yelken yapıyoruz. Hadi bakalım bunun ölçüsünü bir alalım önce. Şimdi şöyle bir üçgen yapıyorum ben. Tamamen göz kararı buraya göre sonra onu küçülteceğim. Şöyle bir üçgen. Birazcık uzun, kısaltmam gerekiyor. Şöyle durması lazım. Hemen size göstereyim daha detaylı. Şöyle durması gerekiyor. Şuradan biraz küçültebiliriz bunu. Boyu çok uzun olmuş. Yelkenimiz hazır. Gördüğünüz gibi minik bir yelken hazırladık. Şimdi ben bunu sabitlemeden önce buradaki çubuk hala hareketli. O yüzden birazcık da silikon buraya süreceğim. Silikon tabancam hala sıcak. Bu çubuğu da oraya sabitlemek istiyorum. Tamam, şimdi çok daha iyi. Biraz donmasını bekleyelim. Şimdi bu yelkeni buraya ip yardımıyla bağlayacağım. Bunun için hemen arkada iğne ipliğim var. Onları bir alayım. Burada belki küçük bayraklar yaparız yine artan kumaşlarla. Ona da sonra karar vereceğim. Şimdi şöyle iğneme birazcık iplik takalım. Ben bunu böyle buraya ip yardımıyla bağladım.
Şöyle bir düğüm daha atıp iyice sağlamlaştırdım. Şu şekilde. Şimdi bunu kesiyorum. Aynı şekilde alt kısmını da bağlayacağım. Evet, tamamdır. Şimdi bunu da düğümleyerek yine buraya sabitleyeceğim. Neresi kaldı? Şu kısım kaldı. Şimdi bir de buraya sabitlersek, bakın hem burayı kullanabilirsiniz hem burayı. Şu anda küçük bir yelkenli gibi görünüyor. Aynı şekilde ipimle bir de şöyle uçtan yapacağım. Da hemen hemen tamamız. Ne yapalım? Bir ip daha alayım hemen hızlı bir şekilde. Şöyle bir çuval ipim vardı. Onu buraya bağlayacağım. Şöyle bir parça keselim. Şimdi şöyle şuraya küçük bir ip yapacağım. Ve bu ipin üzerine de küçük bayraklar asmayı düşünüyorum. Yani bir deneyelim. Olmazsa böyle tek başına da gayet güzel oldu bence. Şöyle başına birazcık dolarsak harika durur. Bakalım küçük bayrak nasıl olacak? Evet, güzel oldu gayet. Hemen bunu silikonla hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Böyle küçük bir gemi figürü hazırladık. Şimdi bunu da böyle araya sıkıştırıyorum ipi ve iyice yapıştırıyorum. Düğüm atmak istemiyorum tekrar. Buradan ip görünsün istemiyorum. Şu andaki görüntü benim hoşuma gitti. Buradan ipi güzelce yapıştırdım. Fazlalık kısmı da kesiyorum. Şuradaki parçayı da buraya yapıştırırsam küçük yelkenimiz hazır. Evet, artık denizlere doğru yola çıkmaya hazır gördüğünüz gibi.